Evet arkadaşlar, Münih'ten merhaba. Şu an Münih'teyim. Emre ile beraberim. Emre'yi ziyarete geldim. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Münih'e. Ben de hoş buldum. Nasılsın? İyiyim vallahi, ne olsun. Çok güzel bir hava. Güneşli bir gün olunca insan zaten modu yükseliyor yani otomatik olarak. Sen de geldin kardeşim yani. Daha ne olsun. Gelirken güneşi de getirdim. Vallahi kanka. 27 derece oldu. Gerçekten bir anda yaz geldi yani. Bir anda yaz geldi. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim çok şükür. Buraya geldim daha iyi oldum. Seni gördüm daha motive oldum. Hava da çok güzel. Şu an İngiltere Garden'dayız. Burada Münih'te en ünlü şeylerden, parklardan. Evet. En büyüğü hatta. En büyüğü de diyebiliriz. Hatta New York'taki Central Park'tan daha büyük. Bu bilgi her yerde söyleyeceğiz. Az önce Emre'den çaldım. Öyle söyleyeyim. Okey. Arkadaşlar bugün Almanya'da iş hayatı hakkında konuşacağız. Bu konuda Emre'nin güzel tecrübelerinin olduğunu düşünüyorum. Emre'nin tecrübelerinden bizler de faydalanmak için Emre'yi YouTube kanalıma davet ettim. Emre, başlamak ister misin kendini tanıtmakla biraz? Evet, belki beni ilk defa görenler, tanımayanlar vardır. Ben yaklaşık 3,5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Yüksek lisans öğrencisi olarak geldim ve Fachhochschule Bielefeld'de International Business Management adlı bir bölümde yüksek lisans yaptım. Benim zamanımda iki dilliydi yüksek lisans bölümüm. İngilizce ve Almancaydı. Ben mezun olduktan sonra İngilizceye döndü tamamen. Aslında biliyorsunuz ben Türk-Alman çıkışlıyım Caner gibi. Dolayısıyla aslında ben yüksek lisansı Almanca değil de İngilizce yapmak istedim Almanya'da. Böyle bir amacım vardı. Çift dilli bir bölüm oldu. Gayet güzel. Evet yani biraz zordu şimdi, yalan yok ama bitirdik yani. Yani önemli olan oydu. Ve şu an buradasın. Evet şu an buradayım. Aslında iş Almanya'da çalışmak ve üniversite bittikten sonra iş bulmak falan biraz kimisi için stresli bir süreç gibi gelse de aslında Almanya'da iş bulmak kolay. Evet ve sen de çok rahat bir şekilde iş buldun. Tabii ki bunun şu bakımdan da bir artısı olmuştur. Yani senin gerçekten de güzel tez yazdığını düşünüyorum ve zamanında bitirdiğini teşekkür düşünüyorum ederim. Her şeyi. Evet. Senin gayretinin de, senin notlarının da bir artısı olmuştur elbette ama biz yine de senin birkaç tavsiyeni almak isteriz iş bulma konusunda. Evet yani şimdi ben mesela son dönem, mezun olmadan önceki son dönem iş başvurularına başladım. Aslında bu belki de erken bir dönemdi ama geç olacağını erken olsun diye düşündüm. Mantıklı. İlk önceliğim şeydi yani başvurabildiğim kadar yere başvurayım. CV'yi bir yollayayım abi. Tabii ki yani o yüzden öncesinde bir CV hazırlamanız lazım. Bu arada bu da aslında ayrı bir videonun konusu CV. O yüzden buna hiç girmiyorum burada. Ben ilk önce abi başvurabildiğim kadar yerlere başvuru gönderdim. Tabii ki ilk başta hep olumsuz geri dönüş aldım. Çünkü mezun olmama daha çok var. Efendime söyleyeyim. Nasıl desem işte yeni iş için falan filan ya böyle işte. Biraz daha tecrübe isteyen yerlere de başvuruyordum. Onlar da doğal olarak reddediyordu. Ya da tabii. Startuplar falan da mesela çok böyle ilk işi olacak kişileri işe almak istemiyorlar. Küçük bir şirket olduğu için herkes biraz tecrübeli olsun. Daha böyle garanti evet. olsun evet. istiyor. Evet yani çark dönsün istiyorlar kesin olarak. Gayet normal. Bence de normal. Dolayısıyla ilk başta biraz böyle oldu ama hiç moralinizi bozmaya gerek yok. Sonra şunu fark ettim ben. Mezuniyetim yaklaştıkça geri dönüşler artmaya başladı. Tezimin sonlarına doğru artık bir ara günde 3-4 yerle görüştüğüm oluyordu. Gayet güzel bir ve yapalım. Hani biliyorsun şimdi bir yerle mesela görüştüğün zaman öncesinde biraz şirketi araştırman lazım. Hani 3-5 bir şey söyleyebilmek için. Kendi kafandan kuruyorsun işte şunu diyeceğim, bunu diyeceğim, şunu sorarlarsa falan diye. Şimdi bir günde 3 kere bunu yaşayınca benim o günüm iptal oluyordu mesela. Tez yazamıyordum falan. tez konusunda biraz o yüzden zorlandım açıkçası. Ama bunu maalesef yaşamakta zorundayız. Yani burada zamanı güzel kullanmak önemli. Gel zaman git zaman ben mezun oldum. Ondan sonra bir iş teklifi aldım. Bu iş teklifi de aslında Künzelsau'da, Baden-Württemberg'de yer alan küçük bir kasaba diyebiliriz. Bu kasaba Heilbronn şehrini biliyorsunuzdur belki. Onun sağ tarafında kalıyor, öyle anlatıyorum yani. Ve o kadar küçük bir kasaba ki, ne kadardı nüfusu? Nüfusu 15 bin. 15 bin, yani düşünebiliyor musunuz? Yapabileceğiniz şeylerin kısıtlanması vesaire. Evet, evet. Çok kısıtlı bir yaşam. Evet, peki. Yani ben şöyle düşündüm. İlk önceliğim benim Almanya'da kalmak ve iş bulmaktı. Kesinlikle. Dolayısıyla dedim ki yani aşırı dağbaşı olmadıkça, marketi falan filan varsa ne bileyim. Hani dedim benim için okey. Hani giderim.
Baktım hani küçük kasaba ama hani altyapısı falan güzel. Hastanesi var, marketi var, birkaç kafesi de vardı. Dedim olur ben buraya taşınırım. Taşındım oraya. Bu iş sürecinde aslında beni öne çıkaran ne oldu diye soracak olursanız bana şey sorular. Taşınma konusunda esnek misin? Dedim ki esneyim. İşten kabul alayım, bana kabul verin dedim ben oraya taşınacağım. Evet. Mesela bu bir şirket için çok önemli. Bence de. Özellikle hani %100 remote çalışmıyorsa o şirket. Ondan sonra bana maaş sordular. Bu maaş konusunda da arkadaşlar işte StepStone, Gehalt.de falan gibi web siteleri var. Mesleğinizi yazıp orada işte skalalara bakabilirsiniz. Ortalamalara bakabiliyorsunuz. Evet. Evet, ben o çerçevede bir şey söyledim. Peki bir şey soracağım. Burada lütfen. Benim aklıma bir soru geldi. Hı hı. Ortalama derken mesela ben ortalamayı buldum atıyorum. Ne diyelim 60 bin diyelim. Hı hı. Ama en düşük skalada 50 bin, en yüksekte 70 bin. Hı hı. Bana maaş teklifi yaparken ben ne söylemeliyim? Ortalamanın üstünde mi söylemeliyim? Yoksa ortalamanın biraz düşüğü mü? Yani onda bir senin tekniğin var mı? İzlediğin şöyle var mı? Söyleyeyim aslında... Aynen o skalada bir minimum garanti, minimum tutar var, maksimum var. O yüzden merak ettim. Bir de ortada bir tutar var, tam ortalama. Şimdi ortalama aslında biraz böyle 3-4 yıllık bir tecrüben olduktan sonra ulaşacağın rakam. Tamam. Minimum da aslında tam olmayabilir. Çünkü özellikle Doğu Alman eyaletlerinde maaşlar daha düşük. O aynen. Minimum olayını, minimum tutarı biraz daha geriye çekiyor. Ben minimumla ortalama arasında bir sayı söylemiştim. Evet, çok mantıklı. En minimumu da söylemedim. Ortalama da gerçekçi değil şimdi. Hani pazara baktığım zaman. Tabii canım. İlk işim sonuçta. Bir de tabii mesela orada kiram çok daha ucuzdu Münih'e göre vesaire. Yani orada daha az kazanıyordum ama öyle bir avantajı da vardı şimdi ne yalan söyleyeyim. Yani açıkçası ilkler hep zor derler ya. Benim için o da çok zordu arkadaşlar. Yani ilk işim gerçekten kolay değildi. Şirket aslında güzel ve büyük bir şirket. Onu da söyleyeyim. Yani Almanya'da küçücük yerlerden çok büyük dev şirketler çıkmış. Tabii. Burası böyle bir ülke. Benim orada çalıştığım 15 bin nüfuslu şehrin şirketi 24-25 ülkede olan bir şirketti aslında Avrupa'da. Vay be. Ve şu anda 6 binden fazla çalışanı var toplamda. Aslında böyle büyük bir şirket yani. Değil mi? Ve genel merkezi orada. Yani çok enteresan. Çok iyi. İş bulma konusunda aslında size vereceğim taktikler özetlemem gerekirse taşıma konusunda esnek olmak. Tamam. Maaşı çok düşük tutmayın ama böyle gerçekçi olmayacak kadar yüksek de olmamalı bence. Orada bir hani gerçekçiliği tutturmak önemli. Bir diğer nokta aslında kendini iyi pazarlayabilmek. Şimdi hepimizin evet, güçlü yönleri önemli. Var. Mesela ben hep şunu söyledim. Dedim işte ben Türkiye'de okudum. İşte Türk Hamur Üniversitesi'ni biraz anlattım. İşte benim notlarım iyiydi. İşte dedim mesela ben bölümü birincilikle bitirmiştim. Ondan sonra işte dedim ama sadece derslere önem vermedim. Aynı zamanda işte kendimi bireysel olarak da geliştirmek istiyordum her zaman. O yüzden işte yaz okullarına katıldım. İşte hobilerim falan mesela. Hobileri çok önem veriyorlar. Hani tabii canım. Gerçekten yani önemsiz bir nokta değil bu. Mesela YouTube kanalımdan yani şu an önce çalıştığım işi ben YouTube kanalım sayesinde falan buldum. Öyle söyleyeyim size yani. Değil mi? Bir medya şirketiyle çalışıyorum. Sizin hobilerinize de bakıyorlar. Sizin kişiliğinize de bakıyorlar. Yani siz belki dersleri çok iyi biliyorsunuz. Öyle birisi var ama öte yandan konuşamıyor ya da kendisini tam olarak ifade edemiyor. Bu da bir eksi puan oluyor. Yani bunu dengelemek gerekiyor. Ben hep hayatım boyunca bunu dengelemeye çalıştım. Yani dersleri de iyi tutmaya çalıştım. Bir taraftan da dışa dönük olmaya çalıştım diyeyim. Yani pozitif kalmaya çalıştım. Tüm bunlar çerçevesinde abi. Yani günün sonunda ben iki iş değiştirdim aslında. İki farklı şirkette çalıştım Almanya'da şimdiye kadar. Yaklaşık 1,5 yıldır da iş hayatı içerisindeyim. Bu arada ben böyle anlatıyorum ama sen soru sormak istiyorsan sorabilirsin. Anlat ya, dinliyorum. Ben bayağı şey biliyorum. Daha önceki aslında başka videolarda da söyledim. Kanka Hessen, Baden-Württemberg ve Bayern. Evet. Bu üç eyalette güzel para kazanılıyor. Ama diyeceksiniz ki şimdi orada hayat daha pahalı. Bu da doğru. Özellikle kiralar zaten en büyük gider kalemi. Aynen kiralar. Ama öte yandan diğer şeyler aslında çok da fark ediyor mu? Etmiyor ben aslında. Aachen'dan geliyorum. Aachen Almanya'da da hani ucuzluk skalasında öğrenci şehri baktığın zaman. Yani öğrenci nüfusu çok fazla olan bir şehir. Ama buna rağmen ben fiyatlar arasında dışarıda bir şey yediğimiz olsun ya da bir şey içtiğimiz olsun çok bir fark göremedim. Kesinlikle kesinlikle. Yani o kadar fark etmiyor. Dediğim gibi gerçekten kira en büyük gider kalemin oluyor. Özellikle mesela iki kişi yaşadığını düşünürsek
bir kız arkadaşına, erkek arkadaşına ya da kardeşinle ya da işte bir normal arkadaşına fark etmez. Zaten kirayı da bölüşüyorsun. O zaman çok güzel bir para biriktirebilirsin. O zaman çok sağlam para biriktirsin. Öyle söyleyeyim. Hani... Zengin olur. Hani gerçekten iyi para biriktirsin burada. Ben şu an tek yaşıyorum bu arada ve birisini arıyorum dönüşüyorum. Geleyim kanka. Bir 3-4 sene bekle gidiyorum. Ay kanka. Valla. Neyse. Gel gelelim arkadaşlar. Aslında Almanya'da iş bulma süreci biraz pozitif olursanız, güler yüzlü olursanız ve görüşmelerde aslında sakin olup güçlü yanlarınızı öne çıkarırsanız çok kolay bir süreç, çok zor bir süreç değil. Çünkü gerçekten burada çok iş ilanı var. Bak ben buraya taşındım. 5 aydır falan bu şirkette çalışıyorum. Evet. Bana şu ana kadar LinkedIn'den belki böyle 5-6 tane falan iş teklifi geldi. Çok güzel. Hepsinden kibarca reddediyorum. Diyorum hani sizinle çalışmak çok güzel olurdu. Umarım gelecekte çalışabiliriz. Ama dedim hani şu an memnunum yani. Falan filan o şekilde. Peki onun üstüne de biraz değinelim. LinkedIn nasıl bir rol oynuyor sence? Abi bence şöyle. Ben mevcut işimi LinkedIn üzerinden değil de StepStone üzerinden buldum. StepStone, tamam. LinkedIn burada da tabii ki çok büyük bir sosyal medya iş alanında bir sosyal medya platformu. Orada güzel profil oluşturmak önemli. Orada da iş ilanları var. Ama benim burada gördüğüm abi mesela StepStone, işte Indeed falan. Buralarda bence daha çok ilan var. Kesinlikle. LinkedIn'e göre. Özellikle StepStone'da arkadaşlar o kadar çok ilan var ki. Bir de şöyle bir güzel taraf var abi. Mesela bir iş teklifi gördün yani iş ilanı gördün. Başvurmak istiyorsun. Seni kendi şirketin web sitesine yönlendiriyor. Oradan işte senin zaten CV'nde olan bilgileri sana doldurtuyor. Sen de diyorsun ki ya ben ne yapıyorum? Sana üye olmanı istiyor. Bilmem ne yapıyor. Aynen öyle. Daha sonra işte CV'ni yüklüyorsun. Daha sonra bir de motivasyon yazısı istiyor vesaire. StepStone'da, gerçi bu LinkedIn'de de var ama StepStone'da daha çok var. Hızlı başvuru diye bir şey var. Aa evet onu ben de. Bazı şirketler diyor ki CV'ni yolla bitti abi. Bitti. Ben bu işi böyle buldum. Gerçek söylüyorum bak. Motivasyon yazısı yazmaya üşenmiştim. İlk haftam daha. Sadece hızlı başvurular yaptım. Düşünümden fazla geri dönüş aldım. En son böyle Stuttgart'ta bir şirket ve şu an Münih'te çalıştığım şirket arasında gidip geldim. Buradaki insanlar bana daha tatlı ve sevimli geldi. Ve şehir de bana daha çok hitap ettiğini düşündüm ve buraya taşındım. Mantıklı. Ya zaten motivasyon mektubu yazmak da bilmiyorum. Bu çağda biraz bana garip geliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Her şeyi artık yapay zeka ile halledebiliyorsun. Evet. İstersen ChatGPT'ye yazdırırsın. Ki çoğu kişi de öyle yaptırıyordur. Onu yazmadan mesela direkt görürsen o kişiyle daha mantıklı. Hem evet. Almanca ile ilgili bir sorun yaşıyor musun, yaşamıyor musun onu da görür. Şöyle bir şey de var mesela bazıları ChatGPT'ye yazdırıyor ya da ne bileyim tercümana yazdırıyor. Ama görüşmeye gidiyor Almanca vasat ondan sonra nasıl iş bulacak? Evet kesinlikle yani Almanca çok önemli gerçekten bu arada ona da değinmek isterim. Nasıl ki üniversite başvurularının Almanca çok önemliyse iş hayatında da çok önemli. Eğer mesela benim alanım bir mühendislik ya da yazılım değil. Ben İBF mezunuyum ve finans alanında çalışıyorum. Ve benim şirketim her ne kadar İngilizce de kullansa da mailleşmede falan şirketin dili Almanca. Aynen. Herkes de Alman bu arada. Tek hani Alman olmayan kişi benim. Dolayısıyla Almanca bilmek çok önemli. Hani benden şunu beklemiyorlar. Ne bileyim işte meclise gidip Bundestag'da konuşma yapabilecek bir Almanca falan öyle bir şey değil. Yani akıcı konuşabilmek, anlaşılır konuşabilmek. Ve karşıdakilerini anlamak. Evet, aynen o kadar. Yani aynen. Onlar yok sen TESDAF mı almışsın, DSA mı almışsın. Umurlarında değil. Ona bakmıyorlar. Doğru. Pratikte iş yapabiliyor musun, yapamıyor musun? Ona bakıyorlar. Öyle söyleyebilirim. Gayet mantıklı. Çok güzel iki işte şu ana kadar çalıştın. İkinci de çalışıyorsun şu anda. Evet. Şunu sormak istiyorum. Çalışma şartları nasıl? Türkiye ile biraz böyle kıyaslayabilir misin? Türkiye'de tabii ki tecrüben olmadığını düşünüyorum. Ama tecrübesi olan birçok insanı dinlemişsindir diye de düşünüyorum. Evet, ya ben Türkiye'de sadece staj yapmıştım. Onun dışında öyle uzun vadeli çalışmadım evet. Dediğin gibi. Burada bir kere zaten haftalık maksimum çalışma saati 40 saat. Dolayısıyla günde 8 saat çalışıyorsunuz. Bu rakam Türkiye'de resmi olarak 9 saat. Pratikte bilmiyorum. Pratikte çok daha fazla. Pratikte fazla olabilir. Ne yazık ki aslında. Evet. Üzülecek halimize gülüyoruz yani. Öyle evet, aslında öyle bu arada. Mesai yapmıyorum şu anda. Mesai yaparsam tatil hakkım oluyor. Kimi şirket bunu para olarak ödüyor. Bizim şirket tatil olarak ödüyor ama 5 aydır hiç mesai yapmadım öyle söyleyeyim. Süper. O açıdan iş yaşam dengesi açısından bu şirketten çok memnunum. Onun dışında
çalışma saatleri güvene dayalı. Yani biz bir sisteme bir girdi yapmıyoruz, kart basmıyoruz. Senin 8 saat çalıştığını sana güvenerek yapıyor, söylüyor. Gerçekten çok ilginç bir detay. Yani gerçekten böyle çok daha rahatlar. Evet, çok daha rahatlar. Baskı yapmıyorlar. Evet. Dolayısıyla sabah mesela işe geliş saati aslında 10'a kadar, öyle söyleyeyim. Yani resmi olmayan bir kural gibi bir şey bu. İstediğin zaman çıkıyorsun aslında ama 8 saatmiş değilmiş, tabii, ona bakmıyor. Yani. Tabii. Sana güveniyor sadece. Mesela atıyorum, o gün bir işin çıktı. Diyorsun ki ben işte öğleden sonra geleceğim bugün. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bu mail attın mı bitiyor olay. Muazzam bir şey ya, gerçekten. Yani gerçekten rahat. İnsanlar da bu arada çok pozitif. Ve hani mesela benim hikayeme çok saygı duyuyorlar, biliyor musun? Hani bunu görüyorum insanlarda. Çünkü onlar inanamıyor mesela. O mesela işte Bavyeralı, Münih'e taşınmış. Ben bir anlatıyorum işte, İstanbul'da doğdum, oradan Bielefeld'e gittim, oradan Kürzası. Aynen, oradan Bavyera, Münih falan filan böyle. Diyorlar helal olsun ya, bravo falan böyle. Bu da insanların açısından pozitif etki oluyor yani. Hani bana baktıklarında onu görebiliyorum. Muazzam bir şey. Yani destekleyici arkadaşlar. Ya burada harbiden sana şöyle söyleyeyim. Dışa dönüksen, karşı tarafı hani haksız yere yargılamıyorsan, iletişim kurabiliyorsan. Aynen, iletişim kurabiliyorsan bence bu ülkede acayip fırsatlar var. Kesinlikle. Çalışana gerçekten burası öyle bir ülke yani. Mesela İspanya'da falan bilmiyorum nasıldır. Oralar daha rahat memleketler. Daha rahat memleket ama alım gücü daha çok düşük yani. Çok daha düşük yani, daha orada düşük. Da kriz var. Aynen. Ya da işte Fransızlar ve Almanlar için derler ya, işte Fransızlar yaşamak için çalışırlar. Almanlar ise çalışmak için yaşarlar. Aynen, bir tık öyle bir söylenme var. Aynen. Tamam, bir sonraki sorum da o zaman şu: neden birinci işinde memnun değildin ya da memnun değil miydin? Neden iş değiştirdin? Bunu da merak ediyorum. Ya şöyle söyleyeyim aslında, temel motivasyonum iş değiştirmede künzli salonun çok küçük olmasıydı. Evet, 15 bin çok yani küçük. Yani 15 bin nüfus, evet yani 20 milyondan falan hani resmi olan rakamlara göre 15 bine düşmek biraz böyle insanı ben neredeyim ya dedirtiyor. Kesinlikle. Ve ben bir yılın sonunda bunu çok hissettim arkadaşlar. Özellikle Türkiye'den Temmuz'da tatilden döndükten sonra, orada biraz hareketli bir hayat sürdükten sonra künzli salon böyle bana çok tuhaf geldi. Yani dedim ben simülasyonda mıyım, neredeyim? Şirket de biraz yoğundu, öyle söyleyeyim şimdi. Yani çok detay da vermek istemem. Orada çok güzel insanlar var. Biraz iş yaşam dengesi orada daha sıkıntılıydı. Tüm bunlar birleşince iş bulmadan işten çıktım ben. Tabii iş çıkış dilekçesini verdikten sonra 3 ayda orada çalışman lazım. Ben iş bulmadan o 3 ayda iş bulurum diye düşündüm arkadaşlar. Ve düşündüğümden daha hızlı buldum. İki haftada buldum. Çok hızlı oldu. Bilmiyorum yani, teşekkür ederim. Hani belki teşekkür ediyorum. Hani araştırsam daha iyi bir iş bulur muydum bilmiyorum ama şu an harbiden memnunum. Şu an bir gayet güzel. Level atladığımı düşünüyorum, bak şaka maka. Künzü sağlam buraya gelince. Yani o yüzden belki de bazen cesaretli olmak, cesur kararlar verebilmek cesur lazım. Cesur kararlar verebilmek lazım. Ya da gerçekten hani böyle zor şeylerden geçmek lazım. Sonuçta senin geçtiğin noktalar da kolay noktalar değildi. Tabii. Hepsinde bir bedel ödedin. Bedeli ödeyerek ilerliyorsun. Aynen. Aynen öyle. Arkadaşlar, bugünün videosu bu kadardı. Emre'ye YouTube kanalıma konuk olduğu için teşekkür ediyorum. Bu arada Emre'nin kanalına da göz atabilirsiniz. Emre'nin de çok güzel bir YouTube kanalı var. Almanya hakkında içerik üretiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yorumlarınız varsa ya da sorularınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Evet, o halde bir sonraki videoda görüşmek üzere.